Piyasa ekranına hoş geldiniz. Bugün 27 Aralık Salı, ekonomi gündeminde önemli başlıklar var. Piyasalarda Noel sakinliği devam ediyor. Hemen ekonomide gün ortası notlarıyla başlayalım. İstanbul'da ulaşıma zam. Evet, gündemin ilk sırasına oturdu. İstanbul'da toplu ulaşım ve taksilere %29,10 oranında zam geldi. Servis ücretlerine ise %19,95 oranında zam yapıldı. Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfi. Çaycuma 1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni rezerv bulundu. Daha önce Sakarya gaz sahasında bulunan rezervde 652 milyar metreküpe güncellendi. Böylece toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT yakında tamamlanacak dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi bekleniyor. Yıl bitmeden gündemden çıkarma arzusunda olduklarını dile getirdi Cumhurbaşkanı. Gübre ve yem fiyatı sabitlendi. Önce bir indirim olacak, ardından Nisan sonuna kadar fiyatlar sabitlenecek. Birazdan bu konuyu daha detaylı konuşacağız. Borsa İstanbul'da satış baskısı var, endeks geriliyor. Özellikle gıda ve yem şirketlerinde %7'leri aşan sert düşüşler var fiyat sabitleme kararından sonra. Küresel piyasalar Noel sakinliğinde dedik. Dün tatildi, bugünse düşük hacimli işlemler var. Petrol 85 dolara yükseldi. Çin 8 Ocak'tan itibaren Covid'i A tipi salgın kategorisinden çıkaracak. Bu nedenle petrolde bir yükseliş var. Gram altın 1090 liraya yaklaştı. Ons altın 1800'ü geçti. Beyaz eşya satışları açıklandı. Kasım'da artış var. Yıllık %19'luk bir artış görüyoruz beyaz eşyada. Yenilenmiş ürünlere ithalat izni geldi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle artık yenilenmiş elektronik eşyalar ithal edilebilecek. Evet, dünden bugüne yansıyan bir haberle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi hakkında önemli mesajlar verdi. Emeklilikle ilgili beklentiyi karşılayacağız ifadesini kullanan Erdoğan, arzumuz yeni yıldan önce bu konuyu gündemden çıkarmak dedi. Erdoğan gübre ve yem fiyatlarının da 4 ay süreyle sabitleneceğini duyurdu. Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasında sona gelindiğini açıkladı. Düzenlemenin ayrıntıları bu hafta içinde açıklanacak. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, memur ve emekliye yapılacak zam konusunda da önemli mesajlar verdi. Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Erdoğan, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz ifadesini kullandı. Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir. Ahlaksızlardır. Ağır konuşuyorum, kusura bakmayın, namussuzlardır. Cumhurbaşkanının çiftçilere yönelik bir müjdesi de vardı. Tarım kredi kooperatifleri kimyevi gübre çeşitlerinde %13'e varan indirim uygulayacak. Karma yemde de %5'e varan indirim yapılacak. Gübre ve yem fiyatlarını Nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Erdoğan, tarım kredi kooperatiflerinin 2170 hizmet noktasında temel ihtiyaç maddelerini kapsayan 600 çeşit ürünün en ucuz fiyatla satılacağını da söyledi. Ve terörle mücadele. Cumhurbaşkanı 2023'te atacakları adımları anlatırken Suriye'nin kuzeyine yeni harekat mesajı da verdi. Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak yeni adımlar atacağız. Yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz.
Evet, haberde de izledik. Gübre ve yem fiyatlarına indirim ve sabitleme geliyor. Tarım ve hayvancılıkta en önemli iki girdi. Biri gübre, diğeri yem. Her ikisinde de fiyatlar önce inecek bir miktar, sonra Nisan sonuna kadar sabitlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre gübrede %13, karma yemde %5'e varan bir indirim yapılacak ve ardından da Nisan sonuna kadar bu fiyatlar sabit kalacak. Peki yemde fiyatlar ne durumda? Fiyat sabitleme ne kadar işe yarar? Çiftçiye ve gıda fiyatlarına nasıl yansır? Bunu konuşacağız. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş konuğumuz. Ülkü Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. En önemli iki girdi dedik. Çiftçiler için gübre, bu yıl fiyatları TÜİK'e göre %192 arttı. Hayvancılıkta yem, onun da fiyatı yine TÜİK'e göre bir yılda %140 arttı. Türkiye'de 600 tane tahıl ve yem fabrikası var. Önce şunu sormak istiyorum. Fiyatlar hepsinde mi sabitleniyor? Biraz detay alabilir miyiz sizden? Yani tarım kredide bir sabitleme olacak deniyor. Özel sektörde buna katılacak mı? Şöyle, aslında bu fiyat sabitlenmesi ve fiyat ile ilgili bir niyet ortaya konulmuş. Elbette özel sektör olarak biz buna uymaya çalışacağız. Ancak biz şunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Biz Temmuz ayından bu yana yaklaşık 5 aydır, 4,5 aydır yem fiyatlarını artırmıyoruz. Bunu aracılığınızla paylaşmak isterim. Niye artırmıyoruz? Biz yemleri yaparken kullandığımız ham maddelerin %50'si hububattır. %30'luk, %35'lik kısmı yağlı tohumlar ve küspeleri, geri kalan melas, kepekler gibi ürünlerdir. Bizim 1 kilogram yem içerisindeki maliyet oranlarında ham maddenin oranı %90'dır. Yani biz ucuz ham maddeyi bulur isek yem fiyatlarını görüldüğü üzere Temmuz ayından bu yana değiştirmemek suretiyle makro olarak mücadele ettiğimiz enflasyona artı değer vermeye çalışıyoruz ve burada yem sektörü 600 tane yem fabrikasıyla serbest rekabet koşulunun tam olarak işlediği bir sektör. İçimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere tarım kredi kooperatiflerinin yem fabrikaları var. Türkiye'deki üretimin yaklaşık %8'lik kısmını oluşturuyor. Burada bir yem fiyat sabitlemesi ve %5 indirim gibi bir niyet konulmuş ortaya. Keşke biz bunu yıl sonuna kadar sabitleyebilsek, biz de istemiyoruz. Çünkü bizim belimizi büken yüksek kredi faiz oranları ve enflasyondur. Özel sektör mensubu öder, bunun yükünü alır üzerinde. Dolayısıyla bu fiyatların artırılmaması yönündeki kararı elbette olumlu görüyoruz, destekliyoruz. Çünkü kamu ile özel sektör aynı hedefi tutturursa, aynı hedefi düşünürse enflasyon o rakamlara inebilir. 2023 yılında da iddialı bir hedef konmuştur. Şimdi 2021-2022'de biliyorsunuz olağanüstü koşullar oluştu. Hiç istenmeyen oranlara çıktı hem enflasyon hem kredi faizleriyle ilgili. Daha düne kadar 2850 lira verdiğimiz asgari ücret bugün 8500 lira. Bunların EYT ile ilgili bize gelen yükler var. 10 binlerce insan çalıştırıyoruz. Dolayısıyla bunları sektör geçtiğimiz 4-5 ay içerisinde üstlendi. Sessiz sedasız bir şekilde hayvancılarımızın üstünde, hayvan yetiştiricilerimizin üstündeki yükleri almaya çalıştı. Bizler etçimizi, sütçümüz, tavukçumuz, yumurtacımız, balıkçımız yaptığı üretimin %70'i yemdir. Onun bilinciyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla topyekun mücadelede bu verilmiş kararın tutması için elimizden geleni yapacağız. Biz Temmuz'dan bu yana niye zam yapmadık? Çünkü Toprak Mahsulleri Ofisi öncülüğüyle hububatlarda bir stabilizasyon yaşandı. Fiyatlar artmadı. Kaldı ki biz işte sezon başlarken 7 bin liraya aldığımız ürünler 6 bin liraya, 6 bine aldığımız 5 bin 500 liraya düşmek suretiyle bu fiyat artışının önüne geçti. Biz de bir miktar Ağustos ayında da fiyat indirmiştik ve bunlar devam ediyor. An itibariyle de herhangi bir değişiklik yok. Yalnız bizim aldığımız ürünlerin yaklaşık 12 milyon ton mal ithal ediyoruz, ürün ithal ediyoruz yem yapabilmek için. Türkiye'de bulamadığımız ürünler ithal ediyoruz ve bunlara 5,5 milyar dolar civarında para ödüyoruz biz. Eğer enflasyon ve dövizle ilgili hareketlenme olmaz. Enflasyon da istenen hedefler doğrultusunda, ki benim şahsi kanaatim hem baz etkisiyle hem de görünen stokların eritilme refleksi oluştu. Dünya piyasaları da nispeten normalleşiyor. Bizim
tabii talepten kaynaklanan bir düşme olduğundan dolayı stoklarımızdaki malı eritmek için de yem fiyatlarındaki o düşük seyir devam edecek. Önümüzdeki aylarda eğer anormal bir değişiklik olmaz ise biz Nisan ayı değil 2023 yılının tamamında da fiyat yükseltmeyelim diye düşünürüz. Çünkü biz enflasyona yüksek fiyat artışlarını hiçbir zaman istemeyiz. Evet. Biz aldığımız buğdaya ve arpaya bakarız. Aynı parayla aldığımız sürece sıkıntı olmaz. Peki, dediniz ki çok güzel. Öncelikle bu yıl eğer olağanüstü şartlar olmazsa biz Nisan değil 2023 sonuna kadar da fiyatları tutarız dediniz. Ve 4 aydır aslında fiyat artışı yapmadığınızı da söylediniz. Peki 4 aydır siz fiyat artışı yapmıyorsunuz. Dolar da stabil gidiyor çok uzun bir zamandır. 5-6 aydır ithalat tarafına baktığımız zaman orada da bir değişim yok. Ama gıda fiyatları bir türlü düşmüyor ve her ay gıda fiyatları artıyor. Peki gıda fiyatları nasıl düşer? Yani bu iki girdinin maliyetlerdeki payı yüksek, bunlar düşerse rahatlarız diyorsunuz ama bu fiyatlara nasıl yansıyacak? Şimdi biz ben bu sektöre girdim gireli enflasyonla ilgili en fazla ilk 10 ürün dediğinizde onun geleneksel olarak %90'ı tarım ürünleri olur. Her zaman bu böyledir. Yani kabak fiyatı arttı, işte domates fiyatı arttı diye tarım ürünleri öne çıkar. Ancak birkaç ay sonra baktığınızda bu ürünlerin artış fiyatının aynı oranda geriye gittiğini görürüz. Ancak biz sadece fiyat artışlarını görürüz. Fiyat düşüşlerini görmeyiz. Dolayısıyla gıda şimdi bu arz zincirinde bir değişiklik oldu. Son 15-20 yıldır Türkiye'deki özellikle market zincirlerinin piyasadaki payı olağanüstü artıyor. Burada ben yıllardır söylüyorum, tarımsal üretimde bulunan üreticiyi merkeze koymak suretiyle politika oluşturmamız lazım. Üreticiye marketler yoluyla baskı yapılıyor. Yani üretici, bir örnek vereyim, geçenlerde bir tarım ekonomisti hocamız paylaşmıştı bunu. 24 kilogramlık bir domates kutusunu alıyorsunuz, içine taş koyuyorsunuz. Antalya Sera'dan İstanbul'daki bir manavın reyonuna gittiğinde 5 lira ile 7 lira arasında boş kutunun maliyeti var. Bunları göz önüne almamız lazım. Domatesi daha yok içerisinde. Bir de domatesi koyduğumuzda her şey domates üreticisinin üzerinde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla burada üretici en az sorumlu insandır. Bunların göz önüne alınması lazım. Biraz önce söylediniz, işte haberlerde de geçti. Bu akaryakıt, elektrik, doğalgaz, işçi, bu tür maliyetler artıyor. Bu kaçınılmazdır. Türkiye her ne olursa olsun 2-3 yıldır gıda ürünlerinden hiçbirinden yok demedi bir defa. Bu önemli bir arz zinciriydi. Çünkü Türkiye gıda güvenliğinden ziyade gıda güvencesiyle ilgilendi. Çok şükür biz hiçbir üründe yok demeden bu süreci geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Bizim özellikle hayvansal üretimde bulunan insanlar üzerindeki yem baskısı 4 aydır devam ettiği gibi, eğer anormal bir koşul oluşmaz ise önümüzdeki 4 ay, 5 ay, 6 ay, yıl sonuna kadar da devam eder. Yeter ki bizim ham madde fiyatlarımız, bize gelen ürünlerin fiyatları artmasın. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ülkü Karakuş'a, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş'la birlikte gübre ve yemde fiyatın sabitlenmesini, daha çok yem tarafını elbette konuştuk. Evet, piyasalar tarafı Noel haftası olması dolayısıyla yurt dışında sakin dedik. İşlem hacimleri düşük, bizde borsada hafif bir düşüş var. Dolar 18.70'i gördü, tekrar 18.68'de, Euro 19.93'te, altında ise yükseliş var hem onsta hem de gramda. Gram 1088-1090 lira civarında fiyatlanıyor. Bu notlarla piyasa ekranını sonlandırıyoruz. Ekonomi yayınları öğleden sonra Finans Kafe ile sürecek. Şimdilik hoşçakalın.